Evet efendim, kripto borsası ile karşınızdayız. Ben Perihan Tantu. Kripto paralarda öne çıkan gelişmeleri konuşuyor olacağız. Sevgili Gökçe Çalışan'la birlikte. Gökçe merhaba, hoş geldin, iyi haftalar. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi hemen Bitcoin cephesiyle başlayalım. Bitcoin'e baktığımızda şu an fiyatlamalar aşağı yukarı 56 bin dolar seviyesinde seyrediyor Gökçe. Buralarda biraz dengelendik diyebiliriz. Hatta geniş de bir bant aralığı oluştu. 60 bin doların üzerine kalıcılık sağlayamıyor ama 50 bin doların altını çok fazla aslında beklemiyor. Çünkü oranda bir tepki alışı geliyor. Peki Bitcoin fiyatının bu önümüzdeki kısa vadeli süreçteki seyri hakkında konuşalım ve diğer taraftan da adaptasyondaki süreci nasıl ilerliyor sence? Bitcoin'in fiyatı evet 56 binde şu anda. Haftaya zayıf başladık biraz. En son cuma günü %8'lik bir artış olmuştu Bitcoin fiyatında. Sonrasında hafta sonu pek yaprak kıpırdamadı piyasalarda baktığımızda. Şimdi buradan fiyat nereye gider diye konuşuluyor. Ama dediğiniz gibi 50 binin altına biz artık düşmüyoruz. 50 bin çok güçlü bir destek noktası oldu bizim için. Şu anda biz Ekim'den beri bir boğa piyasasındayız. Fiyatlar sürekli bir artış gösteriyor dalgalanmalarla beraber. Şu anda da 3. boğa piyasasındaki 3. geri çekilmedeyiz. All time high'ı biz en son 13 Mart'ta yaşamıştık. %10 gibi bir altında bir seyir şu anda söz konusu. Peki bu fiyatı destekleyen neler var elimizde ya da bu fiyatı aşağıya çekilebilecek neler oldu diye baktığımızda şimdi bu pandemi sürecinde özellikle Bitcoin'i olan yatırım miktarı artmıştı. Şimdi dönüp baktığımızda biraz toparlanma sürecine biz pandemiyle beraber hani bu süreçte girmiş bulunuyoruz. Yardım paketlerinin dağıtılmasıyla Amerika'da fiyatlar yine bir desteklenmişti. Şimdi daha yatay bir seyir söz konusu haline gelmiş durumda. Şimdi bu halde de baktığımızda özellikle kripto paralar tarafında sosyal medya kullanımı çok önemli ki hani insanlar alıma daha çok yönelsinler. Şu anda baktığımızda trendlere sosyal medyadaki Bitcoin'in en son Ekim ayındaki değerine düştüğünü görüyoruz. Hani yaklaşık 1000 tane platform incelenen bir tane rapor var bu interaksiyonuyla ilgili olarak. Ekim ayında başladık dedik bu aya. İşte başladığımız zamandaki sosyal interaksiyona geri döndük. Biraz yeni yatırımcının ilgisinin azaldığı bir durum söz konusu. Bu noktada fiyatlarımız desteklenmiyor. Ama diğer bir yandan biz kripto paraların fiyatlarını destekleyen önemli verilerden birisi olarak Tether miktarlarını konuşuyoruz. Borsalardaki USDT miktarlarını konuşuyoruz. Geçen gün cuma günü 800 milyon dolar tutarında yeni bir USDT basımı oldu. Bu da bir borsalara giriş sağlayacak. Yeni nakit akışına bu da bizi götürecek. Yani USDT ile kripto para yatırımcıları alım satım işlemlerini yapıyorlar. Diğer bir yandan da diğer zincir verilerine baktığımızda özellikle Amerika tarafındaki borsalardan biz Bitcoin'lerin çekildiğini görüyoruz ki yaklaşık 150 bin adet Bitcoin çıkışı oldu cuma günü Amerika tarafındaki borsadan. Bunu da hani sıkça dile getirdik. Bu tip çekilmeler şunu gösteriyor bize. İnsanlar hani alıp satım yapmak yerine soğuk cüzdanlarına çekip artık bunu hani uzun vadeli tutmayı hedeflediklerini gösteriyor. Bu da bizim için bir destek. Hani bir yerden eksi, bir yerden artı biz bu 56 bin civarlarında gidiyoruz. Diğer bir yandan yeni ETF'lerden konuşmuştuk. Brezilya tarafında bir ETF çıktı. Amerika'da yeni başvurular oldu SEC'ye. Fidelity'den olmuştu bir başvuru özellikle. Bunlar da yeni kullanım alanları sunuyor Bitcoin'e, bilinirliğini artırıyor. Marketing olarak da aslında karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Peki diğer taraftan şimdi dönelim özellikle yabancı kurumlar ne demişti, ne oldu tarafını konuşalım istersen. Evet. Çünkü Morgan Stanley'den, JP Morgan'a, Goldman Sachs'tan Visa'ya kadar, Deutsche Bank'a kadar aslında birçok kurumdan zamanında Bitcoin ile ilgili açıklamalar gelmişti. Neydi, ne oldu diye hani böyle şeyler düzenliyorlar ya. Evet. Öncesi ve sonrası. Öncesi ve evet. Sonrasını konuşalım peki. Bu kurumlar ne dedi, şu an ne aşamadalar? Şimdi 2017'de ne olmuştu? Fiyatların çok hızlı arttığı ve birçok yatırımcının çok büyük karlar elde ettiği bir dönem vardı ki Aralık ayına kadar. Aralık ayında çok sert bir geri çekilme oldu ki 2017'deki kurumların söylemlerine baktığımızda gibi şunu görüyoruz. Bitcoin'e
uzak bir, kripto paralara çok uzak bir şey var. Hani endişeli bir ortam söz konusu. Dediğiniz gibi bu bütün işte Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, PayPal, Visa hepsinin olumsuz söylemleri var ama biz her hafta da bu firmaların kripto paralarla ilgili yeni enstrümanlara yöneldiklerini, bir şekilde fonlarını ayırdıklarını da konuştuk. Hani Morgan Stanley'de gerçek değeri sıfırlanabilir demişti Bitcoin için. 2017'de şu anda ilk büyük Amerikan bankası kullanıcılar, müşterilerine Bitcoin fonlarının önünü açan 3 tane yeni Bitcoin fonu onlar da düzenlediler örneğin. Bu güzel bir haber. Diğer bir yandan JP Morgan'ın CEO'su çok meşhur oldu kripto paracılar arasında. Çünkü o da dolandırıcılık olarak nitelendiriyordu. Şimdi uzun vadeli getirisini biz göz ardı edemeyiz diyor Bitcoin'i ve diyor ki yani portföyünüzün %1'ini en azından Bitcoin'e ayırabilirsiniz diyor. Çünkü bu bir hedge aracı olarak artık yani öne çok fazlasıyla çıkıyor ki Bitcoin'in bugünden hani geçtiğimiz yıl bugüne fiyat artışına baktığımızda tam %800 arttığını biz görüyoruz. Hani bunu zaten %1 çok küçük bir miktar hani böyle bir düşündüğünüzde uzun vadeli yatırımlarda. Goldman Sachs'in de yorumu vardı yine. Bu da çok itibarlı bir banka kurum olması nedeniyle Bitcoin yatırım aracı değildir diyorlardı. Şimdi kripto parayla ilgili masa kurdular. PayPal'ı biliyoruz. PayPal büyük bir ödeme sistemi devi. Onlar da Bitcoin'in işe yaramaz bir ödeme sistemi olduğunu söylüyorlardı ki geçtiğimiz ay içerisinde PayPal sistemini Bitcoin ve birkaç başka kripto parayla ödemeyi dahil ettiler. Bu Amerika'da şu anda girmiş durumda ki bunu bütün dünyaya yayacaklardı ve milyonlarca yeni PayPal kullanıcısına da Bitcoin ve kripto paraların ulaşımını sağlayacaklardı. Visa var hani diğer bir yandan. Visa da biz entegre etmek istemiyoruz demişlerdi. Geçtiğimiz hafta çıkan habere göre de şu anda kredi kartlarına kripto paraların entegrasyonuyla ilgili çalışma yapıyorlar. Yıl sonuna kadar da tamamlayabilmek için hani Mastercard'la beraber bir yarış haline girdiler. Bu noktada hani Bitcoin bir balon mudur diye hala konuşuluyor ama geldiğimiz noktada biz olmadığını görüyoruz. Bu kurumların yaklaşımından da gördüğümüz gibi hani Tesla Bitcoin'le Tesla alımının yolunu açtı. Diğer bir yandan General Motors'un bir açıklaması oldu Cuma günü. Biz fonlarımızı Bitcoin'e yatırmayı düşünmüyoruz ama şu anda Bitcoin ile araba satışını değerlendiriyoruz dedi. Bu Bitcoin ile ödeme yapılması bizim adaptasyon için çok büyük bir eşiğimiz. Bu eşiği biz yavaş yavaş geçiyoruz ki hani Bitcoin hayatımızın bir parçası haline geliyor. Daha da yayıldıkça bu tabana ve insan daha çok kullandıkça zaten arzı da sınırlı bir varlık olması nedeniyle fiyatlara önümüzdeki dönemde daha da yüksek artışlar biz bekliyoruz. Hani 100 bin dolar hayal mi diye konuşuluyor ama bence hayal değil diyorsun. Bence oldukça yakın çünkü kurumların çok büyük bir desteği var. 2017'de bireysel yatırımcılar kendi çabalarıyla bir şekilde hani kripto para piyasalarını bir yerlere taşıdılar ama şu anda işte Tesla'nın var 1,5 milyar dolarlık bir Bitcoin alımı. Diğer bir yandan Elon Musk'ın kendi alımları var Bitcoin ile ilgili. Bir yandan da SpaceX'in de alım yaptığı konuşuluyor ve Elon Musk'ın 5 milyar dolarlık Bitcoin'i olduğu ile ilgili söylentiler var ki bu dünyanın en zengin adamı. Olur mu olur zaten evet, diyorsun. Şaşırtmaz evet, diyorsun. Evet, kesinlikle. Peki Gökçe diğer taraftan mesela blockchain teknolojisini konuşuyorduk uzun zamandır ama yine bir haber var. İş portföy blockchain teknolojileri fonu için SPK'dan onay aldı. Evet, Türkiye'de de güzel bir adaptasyon var. Biz hem kendi dijital paramızı çıkartmak için, dijital Türk lirası için çalışmalara başladık. 2021'in sonuna kadar da bir bunun için hem hukuksal hem teknolojik altyapının tamamlanması adına da bir süre verildi. Böyle bir yayın yani bilgi verildi bize. Hem şeyden de konuşuyoruz işte vergilendirme sürecine de gireceğiz. Hani onu da detaylıca konuşuruz. Diğer bir yandan lisanslar var. Bir yandan da adaptasyon süreci var. İşte Turkcell'in kripto paraları entegre ettiği bir sistemini konuşmuştuk daha önce. Diğer bir yandan da bu da Blockchain Teknolojileri Fonu ilk böyle bir fon başvurusu oldu ve kabul de edildi SPK tarafından.
Bu karma bir fon olacak. Şu anda detayları bilinmiyor. Henüz bilmemekle beraber önümüzdeki dönemde hem ihraç tarihi hem de detaylarını biliyor olacağız. Türkiye'de de kurumsallara yönelik de bir yol açılmış olacak ki iş bu firmada aynı zamanda Grayscale'dan alım satım işlemleri yaptığını daha önce de duyurmuştu ki Grayscale dünyanın en büyük fonu kurumsalların tercih ettiği. Evet, diğer taraftan peki diğer hükümetlerin kripto paralara yaklaşımı nasıl sence? Biz güzel bir yerdeyiz Türkiye olarak ama bunu çok yakalayamayan ülkeler maalesef ki var. Nijerya'yı biz çokça konuşmuştuk. Nijerya'da kripto para alım satım işlemlerini yapabileceğiniz platformları, finansal kurumları kapatıp bunun önünü kapatmak istediler ama bu hareketle beraber Bitcoin kara borsaya düştü orada. Nijeryalılar yaklaşık %60 premiumla Bitcoin alım satımı yapmaya başladılar. Bu bize neyi gösteriyor? Hükümetler ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, bir şekilde siz ülkenin internetinin fişini çekmedikçe siz bunu engelleyemiyorsunuz. Çünkü burada merkeziyetsiz bir yapı var ve bu merkeziyetsiz yapı nedeniyle de yani her ne kadar bütün transactionlar, ağ üzerinden geçen işlemler herkese açık ve izlenebilir olsa da anonim olarak kalıyorsunuz. Sizin bir kimliğiniz yok alım-satım işlemi yaparken. Bu yüzden de kimin ne alıp sattığını takip edemiyorlar. Bu yüzden de Bitcoin engellenemiyor. Hani Nijerya tarafında bu var. Hindistan'ı biz çokça konuştuk. Hindistan bugüne kadarki en sert açıklamaları yapan ülke olmuştu. Onlar da her türlü kripto para alım-satım işlemini yasaklama yönüne gitmişlerdi. Sonrasında açık bir pencere bırakarak şunu söylediler. Bireyseller kendileri alım-satım yapabilirler. Çünkü hani bunun da çok da engellenemeyeceğinin farkındalar diye ben düşünüyorum. Bununla birlikte Ethereum cephesine geçecek olursak Ethereum'da şu an 1700 doların hemen üzerinde seyrediyor. Peki kısa vadeli olarak 1 Nisan'ın üzerine çizmiştik, altını çizmiştik ama zaten geldi çattı 1 Nisan. Ne olacak şimdi Ethereum cephesinde peki? Ethereum'da da 26 Mart tarihinde yine biz fiyatlarda toparlanma görmüştük. Son 2 gündür de o da yatayda seyrediyor Bitcoin'de. Olduğu gibi. Şimdi Ethereum'da önemli tarihler var. Birincisi 1 Nisan. 1 Nisan neden önemli? 1 Nisan'da bir eğitim amaçlı olduğu söylense de madenciler tarafından yapılacak bir protesto gerçekleşecek. Bu protestonun nedeni de şu, yani Ethereum ağında proof of work'ten proof of stake'e hisse kanıtına geçiş olacak. Bu da madencileri biraz işin dışına atıyor olacak, madenci gelirlerinin düşmesine neden olacak. Madenciler de bu yüzden de çok hoşlanmıyorlar bu durumdan. Biraz ne kadar güçlü olduklarını da göstermek amacıyla 51 saat sürecek olan bir protesto yapacaklar. 51 saat olması da oldukça manidar. Neden? Çünkü biz merkeziyetsiz bir yapıdan söz ederken burada hani bir kişi ya da grup tarafından karar verilmediği, hani ağ üzerinde bulunan, hash rate'in yani bilgisayar gücünün madenci miktarının %51'inin ancak bir konuda anlaşmaya vardıktan sonra bir değişiklik olacağı bir sistemden biz söz ediyoruz. 51 saati ben bu yüzden seçtiklerini düşünüyorum. Bu protesto ya da işte eğitimsel olduğu söylenen bu eylem bize şunu gösterecek. Hani Ethereum ağının aslında madencilerin şu anda bir protesto yapıyor olduğunu ve bir yandan da fiyatı şöyle ki baskılıyor. Çünkü madenciler bu devreden çıkmalarından çok memnun değiller haliyle. Bir gelir kapıları kapandığı için bu yüzden de Ethereum'da da bir satış baskısı yaratıyorlar. Buna rağmen Ethereum bir şekilde 1700 dolara tutunuyor. Şimdi biz 1 Nisan'ın altını çizdik sizinle. Diğer bir yandan 12 Nisan'da olacak olan bir Berlin geliştirmesi var. Bu Berlin forkuyla da beraber bizim Ethereum 2.0'a doğru yol aldığımız önemli bir adım olacak. 12 Nisan tarihiyle beraber de bu geçiş sürecinde bir adım daha atılmış olacak. Sonrasında da Temmuz ayında bir Londra forku denilen bir güncelleme olacak. Londra forkundan sonra da bu artık ağ üzerindeki işte iş kanıtından artık hisse kanıtına da hani geçim sürecinde iyice ilerlediğimiz bir sonuç olacak. Ama bu geçiş süreci 2021'in sonuna muhtemelen yetişmeyecek çünkü Ethereum
bu gecikmeleriyle de biraz meşhur oldu. Verdikleri tarihlere pek yetiştiremiyorlar bu güncellemeleri ama bir yandan da çok güçlü gidiyorlar. Vitalik kurucusu, işte CEO'su olan Vitalik Buterin'in de çok olumlu da söylemleri var Ethereum'la ilgili. Bunun izlememiz gereken tarihler bunlar. Ben bu geliştirmelerin güzel gideceğini düşünüyorum. Diğer bir yandan hani DeFi öyle bir noktaya geldi ki, DeFi dediğimiz hani merkeziyetsiz finans Ethereum üzerinden gerçekleşiyor. Şu anda global bankacılık endüstrisinin büyüklüğü 6.2 trilyon dolarken Ethereum ağı üzerindeki merkeziyetsiz finansın büyüklüğü 97 milyar dolara ulaşmış durumda. Hani biz her nasılsa Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak artık adapte olduğunu ve reddedilemeyeceğini konuşuyorsak Ethereum ağı üzerindeki merkeziyetsiz finans da artık göz ardı edilemeyecek bir büyüklüğe doğru gidiyor ki hani Ethereum'un fiyatlarına baktığımızda hani onu da konuşabiliriz. 2016'da 12 dolardı. Şu anda 1700 dolar. Bir miktarı da gelmiş durumda. Evet Gökçe, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun değerli bilgiler için. Çok sağ ol. Evet, haftanın ilk işlem gününde sevgili Gökçe ile birlikte sizlerleydik efendim. Kriptoporlarda ön çıkan gelişmeleri konuştuk ama yarın saat yine aynı şekilde aynı saatte sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.